Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket, üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız biz iyiyiz. Hamdolsun, şükür olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Rabbim bundan aşağı düşürmesin. Uşak Bozkuş Köyü'nden herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Kıymetli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Aha bizler gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi... yaz günü iş çok arkadaşlar, pek çok. 600 paket saman buyduk dama. Ondan sonra 200 ölçek arpa buyduk. 1 Ocak'ta buldayımız geldi. Akşamüstü çuvallanacak. Her tarafım süpürecek. Avrularım, evim önleri. Samanlar bitivesin diye. Geçen biraz Nursel'in fırçayla süpürmüş de. Tekrar bir elden geçecek. Her taraf süpürülecek arkadaşlar. Bu sefer de video çekemiyoruz. Video çekemememizin sebebi arkadaşlar, biliyorsunuz yaz günü İş kayıt, iş pek çok, her taraf iş. O yüzden bir de arkadaşlar izlenmeler düştü, sizler de farkındasınız. Ben kendim de farkındayım. Kışın birazcık düzeliyoruz diyorduk. Tekrar aynı yere geldik arkadaşlar. Bu yüzden yazın, yani çekesim gelmiyor arkadaşlar. İzlenmediğinden, videolar takip olmadığından hiç video çekesim gelmiyor. Günlük ne yaparsam önden çekmeye çalışıyordum, her gün paylaşıyordum. İnanın hiç şöyle bir doğru dürüst videolarım izlenmediğinden benim ister istemez moralim bozuluyor. O yüzden arkadaşlar biraz çık yazın seyrek atarız. Bilmem kışın durumunu getir alır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben hamuru yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dostu çok mu geldi diye bakıyorum da. Un, su, tuz. Soğuk suyla yoğurun arkadaşlarım. Pakmaya yok. Pakmaya koymadım. Bismillahirrahmanirrahim. Azıcık telefonu yanıma yaklaştırın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi koydum nimete. Şifa olsun nimete. Yensin bitmesin. Tatsın dökülmesin. Nasip olan gelsin üzerine. Allah'ım eşimizle dostumuzla yedirmeyi nasip etsin Rabbim. Arkadaşlar bahçemde iki tane küçük kabağım dökmüş. Ondan sonra çok değil, hemen 2-3 şeyde pazım var. Benim pazı yapraklarım vardı. Onlar çıkmış. 3-4 kök diye. Onun yaprağını, azıcık semizlik yaprağı, pırasa yaprağı aldım geldim. Nursev'in bükmeyeceğim istedi arkadaşlar. Saç bükmesi. Bugün de hava bir rüzgarlı, bir rüzgarlı har vurup harman savuruyor. O yüzden benim komşum, havize komşum geçen bana tava getirmiş arkadaşlar ev kutlamaya. Allah razı olsun. Bugün onu da yapacağım bakalım. Hemen çok değil. Azıcık çocukları yetecek akşama kadar. Akşama çayla kahvaltılık bir şeyler buluruz. İşlerimizi gördük, işlerimizi ayarladık. Ondan sonra geçtik mutfağa arkadaşlar. Dediğim gibi gönül dostlarım, videolarımıza azıcık ara veriyoruz arada. Arkadaşlarım diyorlar, bütün arkadaşlarım diyor, bırakıveriyorlar. Hamur sırtçıladı arkadaşlar. Bir misafirim mi gelecek bilmem. Bırakıveriyorlar, deşteni yorma, üzme, kendini diyorlar. Biliyor musunuz, siz de biliyorsunuz, değerli takipçilerim, sürekli takip eden takipçilerim biliyor. Çok emek verdim, 3 senedir uğraşıyorum. Ama izlenmeyecek kanallar izleniyor. Ne bileyim, uğraş veriyoruz, emek veriyoruz, izlenmiyor arkadaşlar. İster istemez bizim de moralimiz bozuluyor tabii ki. Ne diyelim bilmiyoruz arkadaşlar. Birazcık daha bakalım ağır ağır giden bakalım. Ondan sonra hakkını gösterecek. Hakkımızda hayırlısı. Her zaman da dua ediyorum. Bu kanal hakkımda hayırlısı ver. Hakkımda hayırlı gelirse geri diyorum arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı Allah'tan. Rabbim kendi bilir gari. Allah'ım emeklerimiz boş çıkarmasın. Sağ olun hepiniz, Allah razı olsun. Sürekli izleyen takipçilerim destek oluyor ama abone olup da izlemeyen takipçim pek çok arkadaşlar. Abonemiz çok ama izlenmemiz düşük. Tabii ki bu YouTube işe öyle kolay olmuyor maalesef arkadaşlar. Yani sadece bizim değil, herkesin öyle izlenmeleri düşük. Büyük kanallarda diyor izlenmelerimiz düşük diyor. Bizim kanalımız küçük ama bizim de moralimiz bozulduğundan
Yani ara ara Tüzgar'a kusura bakmayın. Sizler de yaz günü kimimiz köyde, kimimiz tatildeyiz diye yazıyoruz. Herkesin kendine göre dişi o arkadaşlar. Bağ bahçe. Verildi ben sen. İşten başım görmüyorum. Yeri geliyorlar. Evin işiymiş, aşağının işiymiş, yukarının işiymiş derken. Şunlardan bir kaşık var dedim ya. Iskaranımız koymamışız. Ben arkadaşlar hamurumu iyice bir yoğurayım. İyice ondan sonra garda yumruklanacak. Arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğurduk. Hamurum dinlenesi bir taraftan da malzemelerimi hazırlayacağım takipçiler. Hava sıcak bir taraftan esiyor ama her taraf fırıl fırıl toz oldu arkadaşlar. Balkonlarımız, kapılarımız, camlarımız örttük. Şimdi arkadaşlar şuraya kabak rendeledik biz. Bahçemizden döken kara kabak. Kabuklarını soyduk. Bunun ben suyunu sıktım. Peynir. Ondan sonra bir de kuru soğan. Doğrucan arkadaşlar kavuracaktım. Nursel'in kavuk durmadı. Öyle yiyecekmiş. Şunlar işte söylediğim gibi pazı yapraklarımız. Onları da aldım. Geldim bahçemden. Bir güzel böyle karışık. Ben kendim ıspanak, pırasa, o soğan onları çok severim arkadaşlar. Patates de ben yaptık. Patatesimiz de var. Biraz içini semizlik doğrayacağım. Güzel olsun. Yine takipçilerim. İnanın yaz günü yemek ağır geliyor arkadaşlar. Dün mercimek çorbası pişirdim mi? Ondan sonra şöyle suyu çekelim. Patates salatası yaptım arkadaşlar dün. İkisinden de duruyor dolapta. Yenmedi. Ondan sonra biber aşı yaptım. Yeşil biberden. Dolapta 4 türlü yemeğim var. Bugün dedim bir değişiklik olsun. Çocuklara hemen azıcık. Çok yapmayız hemen tavada. Pizza tavamız da ama olsun gari onları bulaştırmayacağım. Bugün hem tavamız denemiş olur arkadaşlar. Bıçaklar hemen köreleyeyim. Harmandan daha kalkamadık arkadaşlar. Biraz 10 gündür harmanın içindeyiz. Ama bitiremedik daha. Böyle bıçağın tersinden sürdü mü güzel geçiyor arkadaşlar. Azıcık kesmeye verdim ben hemen bileği yönü öyle iyi oluyor. Bileği taşımız vardı bulamadık. Pancar yapraklarımızı doğradık. Bunlar da kendi bahçemin pırasaları arkadaşlar. Biberlerin arasına şıraladık. İşte böyle güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ben pırasanın gitmesini çok severim arkadaşlar. Soğan yaprağının gitmesini çok severim. Ispanağı yiysem bu olarak sevmem. Daha da güzel gelin dedim. Onlar da bugün elbis arkadaşı Çoban Çeşmesi'ne akşamüstü kısır çay yapıp oraya gidecekler. Hatta siz aynı bugün gelin dedi. Gelmeyeyim gal yavrum dedim. Bugün işimiz çok. Buğdayımız çuvallanacak. İşte ben hükmeyi erken bitirsem birazcık avlulamı derineceğim. Toplayacağım arkadaşlar akşam üzere. Neyse şunları bir kıyayım ben. Bunlar da semizlik arkadaşlar. Semizliğin yapraklarını
Şöyle sap kısımlarını ayırdım. Yapraklarını da aldım elim arkadaşlar. Şöyle tahtada kırıklı ya. Elimi toparladım. Zor olacak, darılacak hepsi bir. Vallahi hepsinden kattık. Semizlik var, pırasa yaprağı var. Pancar yaprağı var, pazı yaprağı var. Hepsinden var arkadaşlar. Ben böyle karışık bitmeleri çok severim. Bir de patateslerimi soyayım. Şöyle otlarımı koydum arkadaşlarım. Kapağımıza da arkadaşlar iki tane soğan soydum. Kuru soğan. Aslında bunu soğana domates suyunu kavuracağım. İçine de kabağı koyayım. Çok güzel olur. Ama Nursel öyle istemedi arkadaşlar. Şöyle incecik de. İncecik de soğanımızı yan yana şöyle koyacağız arkadaşlar. Azıcık domates suyu ekleyeceğiz. İkisine de domates suyu ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, iç malzemelerimiz hazır. Bunun içinde pırasa yaprağı, pazı yaprağı, ondan sonra semizlik, pancar yaprağı, peynir, domates suyu hepsini karıştırdık. Burada da patates, peynir, yağ. Tamam. Bu da aynı şekilde kabak, peynir, kuru soğan, domates. Arkadaşlar, malzemelerimiz hazır. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar tepsimi aldım yani. Rezelerimi biraz tutayım. Azıcık dinlendirdik mi oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün arkadaşlar fazla yok hamurumuz. Ekmeleri yapacağım. Kalanına da kalırsa hemen çok değil. Bir iki haşhaşım da yok zaten. Sarı şaşım. Arkadaşlar var da difrizi çıkarmayı unutmuşum. Dışarıda azıcık şaşım var. Orada yağlayabileceğim. Kıymet takip edeceğim. Şöyle küçük küçük böyle de. Şimdi arkadaşlar. Biraz pizza şey tavada çok gelecek bu hamur diye. Biz bir oda pizza tavasında edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bezelerimi tutup azıcık tepsimde dinlendiren kıymetli takipçiler. Hepsi de vardı. Şöyle. Bezelerimi tutayım. Arkadaşlar bezelerimi tuttum şöyle tepsiye. Önden tuttuklarım görüyoruz, bakıyoruz, dinleyende etrafını yayılmaya başladı. Arkadaşlar şimdi şurada azıcık hamurumlar da şu dura koysun Hakan Bey. Hükmelerimi yapayım. Eğer hamurum kalırsa söylediğim gibi hemen bir tane iki tane katmer olabilir. Azıcık haşhaşım var. Benim olan haşhaşlı katmeri seviyor. Şöyle önden tuttuğum bezelerden ara ara çabuyan arkadaşlar. Oklamı getirmemişim ya. Şöyle küçük okla vardı arkadaşlar. Bunu getirdim. Olmuş herhalde da. Umarım güzel olmuş arkadaşlar. Yumuşacık. Öbür okulam olan gelen var. Bu biraz küçük arkadaşlar. Bu
Bir sıcak var, bir sıcak. Bozkuş gönül arkadaşlar. Soğuk suyumuzun hakkından gelin ya Allah'ım. Bir taraftan su boyoz, bir taraftan karpuz. Ayran yapıp sabahtan sürahiyi doldurup koyun. Samanı gidiyorlar, deneye gidiyorlar derken arkadaşlar. Yani bu sefer yorulduk. Çok çok öpük doldular. Belasız kazasız atlattık harmanımızı ya. İyi var arkadaşlar. Şöyle küçük 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 açıp açıp ondan sonra birkaç tanesini koyacağım. Bezelerimiz çok büyük tutmadık. Küçük küçük. Canım takipçilerim, neler yapıyorsunuz? Ne işler görüyorsunuz? Biz daha dedemi harman derman diye bir laf vardır. Nasip olursa balta bizim gelin zini götürecek. Ahmet'e bayramda götüremedik. Çünkü gelin kızın anneannesi hacıdaydı arkadaşlar. Hacıdan yiyin geldiler, balta geldiler. Biz de bu pazar nasip olursa bakalım götüreceğiz. Hazırlık yapacağız. Şöyle şöyle açıp açıp arkadaşlar. İlk mursayımın kabağından başlayayım arkadaşlar. Kabak çabuk sulanacak. Suyunu sıktık ama yine de sulanmaya başladı arkadaşlar. Şu kenarlar iyice düşeyim. Kıyıları boş kaldım, hoş olmayı sevmiyorum ben arkadaşlar. İlkin böreğim olsun, dükmenim olsun, kenarları dolu olacak. Şöyle kapadık. Benim öbür evde mutfağa güneş vuruyordu arkadaşlar. Çok sıcak oluyordu, aşırı derecede sıcak oluyordu. Bu taraf buz gibi oluyor da. Yine de böyle saç mutfakta çok uğraştığın zaman bunalıyorsun inanın. Öbür taraf güneş vuruyordu akşamış. Perdeler kapalı kalıyordu. Ama burayı fazla güneş vurmuyor. Balkon kapımızı da telimizi çekip açıveriyoruz iyi oraya. Şöyle takılmasın. Şu açık beyze büyükmüşmüş. O büyük oldu arkadaşlar. Kenarlarına açılmasın. Ben saçım bir taraf. İkisini koydum arkadaşlar. Bükmelerini saça. Hadi sevin bir yancıya kızım. Yavrum öngen bir çevir bir yanda. Yanlış mı? Açık beze hangi beze büyük olmuş? Değneği de. Acı onun bezesi belliydi. Thank you.
Şarjım da biten değil ha. Al masanın üstünü bu kağıdı sen. Buradan bu masa yok. Öte tezler ayrı bir tepsi alalım. Dana bükmelerimizi pişiriyoruz böyle. Şu pırasa, bu patates değil mi anne? Aha, patates. Yetmedi de azıcık da ucuna şey koydum, pırasa koydum. Ve bunun yarısı patates, yarısı pırasaymış. Pırasa, he. Kabağımız bitti de. Burada da pişenler, şunlar kabaklar. Bunlar patatesler. Ben de buradan bir tarafta şimdi uğraşayım arkadaşlar. Pırasaları yapacağız ben. Arada veriyoruz arkadaşlar. Çünkü sıcak oldu bunlar valla. Nursel'im pişiriyor. Ben de bir taraftan koyayım. Çayımızı da koyduk buraya. Biliyor musun biz çaysız yapamıyoruz. Gelin buyurun gelin arkadaşlar, hep beraber yemin içemin, çay pişiremin aşağıda günü dostlarım, kıymetli takipçilerim. Çocuk önce istiyordu bayağı, üç gündür elimizde vaktimiz değmedi, fırında yaptıraydım. Bir de çocuklar böyle saçlı can istedi. Gözleme gibi canım istedi benim. Bizim şurada yan tarafımızda komşular, onlar çok sık yapıyorlar bitmeyi. Başımıza dalan komşularımız var bizim de. Bunlar arkadaşlar baya baya sık yapıyorlar. Yani telefonla çevirebilecek miyim ben bunları? Denir bakalım, çevirebilirsen. Çeviremem. Çeviremem. Çevirdim şimdi böyle. Başına koysam daha iyi olur. Biraz daha az yap. Sıla olmasın, biraz daha az yap. Daha az yaptım iyi olmaz kızım. Şimdi domates suyu var ya arkadaşlar. O yüzden tabii ki sulağında şuna bakın. Yağ üstüne çıktı, bir de domates suyu var. Tepsi bak. Gördüm. Hamurlar eriyor arkadaşlar. Sıcak ya. Sıcak olduğu için. Saldılar kendilerini. Ya saldılar. Ben de ereceğim şimdi. He? Ben de ereceğim şimdi. Vallahi beğenmesen mi? Ben. Ben ateşin önündeyim. Gözümden terle akıyor senin. Şunları alayım hele ben.